Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size tığ işi hırkamın yapımını anlatacağım. Şu şekilde bir örneği var. Bakın şu an ışıkta. Şu an tam rengini görüyorsunuz. Çok tatlı bir turuncu. İçinde karışımları olan bir ip. İpimi biraz sonra detaylarıyla göreceksiniz. Yakasına tığ işi tekli trabzanlar yaptım. Örneğinde nasıl yapıldığını detaylı olarak anlattım. Şu şekilde etek ucunda da bademlerle başladım. Kolları da ayrıca örüp dikiş ile birleştirdim. Şu şekilde tığ işi kolay hem de kış aylarında sıcacık tutacak bir hırkamız oldu. Ben mohairli yünlü bir iple ördüm. Çok sıcak tutacak bir hırka oldu. İsterseniz ama koton iplerle de kombinleyip örebilirsiniz. Bahar aylarında kullanmak isterseniz. Örnek kendine her türlü ipte çok güzel gösterecektir. Benim hırkam 38-40 beden için uygun. Eni 55 santim civarında. 54,5-55 santim kadar oldu. Boyu da 70 santim. Şöyle basenleri örtecek şekilde benim boyuma göre ördüm. Bu şekilde hırkamla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer hırkamı beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi hırkamın yapılış aşamasına geçebiliriz. Evet, ben hırkamın yapımında şu şekilde sarma bir ip kullandım. Bu yoğun ağırlıklı olarak mohairli sanırım. Birkaç ipin bir arada olması. Şöyle biraz fırıltı var. Bir mohair kat var bir kat. Bir kat da şöyle bir ip var. Ne tür olduğunu bilmiyorum ama bu da hafif bir tüylü bir ip. Bu şekilde 3 ipten karışım. Sarma bir ipçiden aldım. İpi kullandım. Oldukça güzel ve yumuşak düştü. Ben çok sevdim. Özellikle rengine vuruldum. Bakar mısınız şu turuncunun güzelliğine? Ben bunu bir arkadaşım için örüyorum. Bu ipimle birlikte 3,5 mm tığ kullandım. 4 mm de olabilir. Bu sizin el ayarınızın sıkılığına veya gevşekliğine bağlı. Şimdi hırkamın zeminine lastik yapmayacağım. Bademlerden oluşan bir başlangıç yapacağım. Bu bademleri oluşturmak için ilk önce 6 zincir çekiyorum. 3 ve 6. Şimdi birinci zincirime batıp buradan ilmeğimi kaydırıyorum. Ve bir daire oluşuyor. Aynı zamanda şimdi bu ipimi saklayacağım. 1 2 ve 3 zincir çektim. Örüntüme atıyorum. 3 zincir çektim. Tığımı doluyorum. Bu yaptığım dairenin içine. Bir kere doladım. Bunu 3 kere de çıkarıyorum. 2 ve 3. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. 1 2 ve 3 kere de çıkarıyorum. Şu şekilde bademler oluşturacağız. 3 zincir çekiyorum. Çok sıkı olmayan 3 zincir. Tığımı doluyorum. Bir önceki bademin içinden alıp 1 2 3 kere de çıkarıyorum. 3 zincir. Tığımı doladım. Bir önceki bademin içinden geçirip 1 2 3 zincir. 3 kere de çıkarıyorum. Şu şekilde bademlerimiz oluşuyor. Daha sonra bu bademlerin içine batarak işlemlerimizi yapacağız. Ben ön bedenim için 13 tane badem yaptım. Benim hırkam 36-38 bedene uygun. Videonun başında söylemiştim. 36-38 beden için ön bedene 13 badem yapıp geliyorum. Bu şekilde bademlerimi yapmaya devam ediyorum. Evet, 13 tane bademimi yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincir benim kenar trabzanım olacak. Tığımı doluyorum. Birinci bademimin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı bademin içine 2 tane ikili trabzan yaptım ve başta 3 zincirim var. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı bademin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İşte burada bir şöyle mini yelpaze gibi bir şey oluşturduk. Şimdi bir zincir çektim. Tığımı doladım. İkinci bademin içine bir tane fıstık yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 kez doladım ve uzattım. 3'ünü birlikte çıkardım.
çıkardım ve son iki ilmeğimi çıkarıp bir zincir çekiyorum. Bu şekilde bir fıstık yapıyoruz. Tekrar tığımı doluyorum. Üçüncü bademimin içine bir iki tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı bademin içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Buraya yine bir fıstık yapacağız. Alıp ipimi uzatıyorum ilmeğime. Tekrar doluyorum. Uzatıyorum 2. Tekrar doluyorum. Uzatıyorum 3. Hepsini birlikte çıkarıp kilitliyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde bir ikili yelpaze, bir fıstık, bir yelpaze, bir fıstık şeklinde yapacağız ördümüzü. Tığımı doluyorum. Tekrar iki tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan. İpim katlı olduğu için ve tüylü olduğu için biraz takılıyor ama rengi çok hoş. Bir zincir çekiyorum. Örüldüğünde çok güzel duruyor. Ve fıstığımı yapıyorum. İki. Ve üç. Hepsini birlikte çıkarıp kapatıyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. İlk sıramızı bu şekilde bir sıra yelpaze, bir sıra fıstık şeklinde, yani bir yelpaze, bir fıstık şeklinde örüyoruz son bademimize kadar. Evet, bir ikili yelpaze, bir fıstık yaparak ilerledim. Şimdi son bademin içindeyim. Bir tane fıstık yaptım, bakın. Bir zincir çektim. Buraya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Burada önemli olan yelpaze ile başlayıp yelpaze ile bitmesi. Beden büyütmek için de dediğim gibi yelpaze ile başlayıp yelpaze ile bitmesi için tek sayıda bademler yapmanız gerekiyor. Ben 13 yaptım. Mesela bunu küçültmek istiyorsanız 12 değil de 11 yapmanız gerekiyor. Veya büyütmek istiyorsanız 13 ise 15, 17 şeklinde tek sayılarda büyütebilirsiniz. Bu şekilde ikili yelpaze ile başlayıp yelpaze ile bitişi denk gelecek. İki tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. İki tane ikili trabzan daha yapıyorum. Ve burada son bademimin zincirine batarak son bir kenar ilmeği yapıyorum. Başlarken 3 zincir çekmiştik hatırlarsanız. Bitişlerde de bir tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Ördüğümü döndürüyorum. Pardon, 3 zincir çekeceğiz kenar trabzan için. 3 zincir çektik. Ördüğümüzü döndürdük. Şimdi burada yelpaze olan yere fıstık, fıstık olan yere de yelpaze yapacağız. Tığımızı doluyoruz. 1, 2, 3 kere çektik. Hepsini birlikte çıkarıp tutuyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Yelpazenin içine bir fıstık yaptık. Tığımızı doluyoruz. Burada yanında fıstığımız var. Bunun üzerine de yelpaze yapıyoruz. Bundan sonra örnek bu şekilde devam edecek. Yelpazelerin içine fıstık yapacağız. Fıstıkların üzerine de yelpaze yapacağız. İki tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan yaptık. Aralarında her zaman bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektim, tığımı doladım. Yelpazenin içine fıstığımı yapıyorum. İki, üç kere de çektik. Çıkardık ve hepsini kilitledik. Tekrar bir zincir çektik. Bakın fıstığın üzerindeyim. Buraya da iki tane ikili trabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Bir zincir. Şöyle göstereyim size. Yelpazelerin üzerine fıstık, fıstıkların üzerine yelpaze gelecek. Yan yana da bir yelpaze, bir fıstık denk gelmiş olacak. Sıra sonuna kadar yapalım. Üçüncü sıraya geçişi de göstereyim. Daha sonra örnek zaten hep aynı şekilde kendini tekrar edecek. Evet, ikinci sıramın da sonuna geldim. Yelpazemi yaptım. Şimdi son fıstığımı yapacağım. Tığımı doladım. 1, 2, 3 kere çektim. Hepsini bir çıkarıp son ikiyi aldık, kilitledik. Bir zincir çekiyoruz. Tığımı doladım. Şimdi şu 3 zincirin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ikili trabzanı
sıra sonlarında hep yapıyoruz. Başlangıçta da 3 tane zincir çekiyoruz. Bu bizim kenar ilmeğimizi dikerken bize lazım olacak ördüğümüzü. Tekrar doluyoruz. Bakın burada da bir alt sırada fıstık kaldı. Tığımı doladım. Fıstığın üzerine yelpazemi yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 1 zincir, 2 tane ikili trabzan. 3 zincirimizi de çektik şurada bakın. Tekrar 1 zincir çekiyorum. Yelpazemin üzerine geldiğimde 1 tane fıstık yapıyorum. 3 zincir alıp tutuyoruz ve 1 zincir çekiyoruz. Tekrar fıstığımız üzerine yelpaze yapıyoruz. Ördüğümüz tamamen bunun tekrarı. Bu bizim ön parçamız. Şu şekilde iki parmakta bir kenar patımız olacak ama altında herhangi bir işlem olmayacak. Bademle başladık çünkü. Bu şekilde bir görüntü olmasını istedik. Ön parçayı yakaya kadar dümdüz örüyoruz. Yakaya geldiğimizde bir V yaka uyuntusu keseceğiz. Ben 38 beden için 13 trabzan üzerine 13 badem üzerine başladım. Şimdi arka parçamı da göstereyim size. Ben arka parçamı bitirdim. Bakın örneğin örgünün duruşu da şu şekilde. Şu an tam rengi yansıyor. Böyle güzel canlı bir turuncu ve arasında simleri var. Bu şekilde ben arka parçayı 31 badem üzerine kurdum. 31 badem üzerine örneğimi kurdum. Ve 68 santim boyunda ördüm. Arka parçayı dümdüz örüyoruz. Hiçbir yaka ve kol kesimi yok. Bakın dümdüz dikdörtgen. İstediğiniz boyda bir parça örüyorsunuz. Tekrar örneği şöyle yakından ekran görüntüsü almak isterseniz gösterebilirim. İp biraz tüylü olduğu için çok net gözükmüyor ama örerken çok detaylı anlattığımı düşünüyorum. Bu şekilde fotoğraflarda da daha ayrıntılı fotoğraflayacağım. Bu şekilde örgümü oluşturdum. Ön parçalarımı da oluşturuyorum. Dediğim gibi ön parçalarda da kol kesmiyoruz. Sadece yaka kesimi yapıyoruz. Yakaya kadar örüp ufak bir yaka kesintisi yapacağız. Daha sonra omuzlardan birleştirip kolları örmeye başlayacağız. Ön parçalarımızı da örelim bu şekilde. Evet, şimdi ön parçamı yaka yerine kadar ördüm. Düzenli olmuş, hemen düzelteyim orayı. Ön parçamı yaka yerine kadar ördüm. Şimdi yaka keseceğim. Arka parçamı ben 51 örnek sırası örmüştüm. Şöyle bir sıra fıstık, badem veya ne derseniz. Bir sıra yelpaze şeklinde saydım. Arka parçam 51 sıraydı. Ön parçamı da 31 sıra ördüm. 31 sıradan sonra yaka açıklığı bırakacağım. Ben size santim olarak da söyleyeyim. 43,5 santim olmuş tam. 43,5 santim sonra yakamı açıyorum. Ama bu sizin hırkanızın boyu ne kadar istediğinize bağlı. Daha kısa bir hırka yapacaksanız daha erken, daha uzun yapacaksanız da daha sonra açabilirsiniz. 31. sıramı şöyle bitirdim tam olarak. Şimdi hırkamı döndürüyorum. Burada 2 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Şimdi buraya bir tane fıstık yapmam gerekiyor. Tığımı dolayıp ben buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Fıstığımın üzerine yelpazemi yapmaya başlıyorum. Benim şuraya bir tane fıstık yapmam gerekiyordu. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra onu yok edeceğim orada. Eksilteceğim tamamen. İki tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. İkili trabzanımın üzerine de fıstığımı yapıyorum dolayarak. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi koltuk kısmına kadar örneğimizi örüp koltuktan yine yaka kısmına kadar gelelim. Burada tek yaptığımız fıstık yerine ikili trabzan yapmak oldu. Şimdi koltuk kısmında eksiltme veya kesme yapmayacağız. Koltuğa kadar örüp geri dönelim. Yine yaka kısmında yaptığım kesmeyi göstereceğim. Evet, şimdi tekrar kesme işlemini yaptığım yere geldim. Bakın şurası kenar. Şimdi burada yelpazeme son fıstığımı yapıyorum. 1 2 kez doladım. Fıstığımızı yaptık. Bir zincir çektik. Şimdi doladık. Burada bir önceki sırada bakın bir tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi şu 3 zincir bizim kenar trabzanımız. Bu zincirin tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum yine.
Genel trabzanı gibi düşünüyorum burayı. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Bakın zaten şurada bir kesme oldu. Şöyle bir verev geçiş oldu. Zaten bunu çok fazla yapmayacağım. Bir iki örnekte yapıp kapatacağım. Şimdi yine tığımı doluyorum. Burada fıstığımın üzerine yelpaze yapmam gerekiyordu. Ben yine fıstığımın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Bir önceki sırada yaptığım gibi bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığımı dolayıp buradan sonra yine örneğime aynen olduğu gibi devam ediyorum. Bir fıstık, bir yelpaze yapacağım. Bir fıstık, bir yelpaze şeklinde devam edelim. Yine yaka kısmına geldiğimde çekeceğim. Bu tarafta zaten hiç eksiltme yapmadan bakın dümdüz örüyorum. Eksiltmelerimi hep burada yapıyorum. Buradaki işlemler aynı, tamamen birbirinin aynısı olduğu için tekrar çekip burada videoyu uzatmak istemedim. Tekrar öreyim, koltuğa doğru geri geleyim. Şuradaki işlemi tekrar göstereceğim ve toplamda kaç kez yaptığımı söyleyeceğim size. Evet, tekrar yaka kısmıma geldim. Bakın en son fıstığım var. Bunun üzerine yelpazemi yapacağım. İki tane ikili trabzanımı yapıyorum. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum yine. Şimdi bakın burada yine bir ikili trabzanımız var. Ben üçüncü zincirimi içine batıyorum. Üç tane zincir çekmiştim. Onun üçüncüsüne batıyorum. Bakın yine bir verevlik oluşturduk. Şimdi tekrar üç zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Şimdi şurada yelpazemin içine fıstık yapmam gerekiyor. Tekrar tığımı doluyorum. Bir kesme işlemi daha. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Bir sırada çünkü yine keseceğim. Örüyoruz. Yine aynı şekilde bir zincir çekip örgümüzü örneğe göre örmeye devam ediyoruz. Yine koltuk kısmına kadar örelim. Ve gelelim yaka kısmına. Tekrar bir örnek daha keselim. Bakalım boyu ne olmuş. Daha kesme yapıp yapmayacağıma tekrar karar vereceğim. Çünkü ben de sizinle birlikte ördüğüm için tamamen ördüğüm ana göre şekilleniyor videolarım. Bu şekilde örelim örgümüzü. Gelelim tekrar kenara. Tekrar geldim sıra sonuna. Şimdi burada son fıstığımı yapıyorum. Yine bir zincir çektim. Bakın bu tekli ikili trabzanıma değil de üçüncü zincirime batarak bir tane böyle gevşek tutarak yapıyorum bu ikili trabzanlarımı ki burada kasma olmasın diye. Daha sonra buraya zaten kenar patını geçtiğimizde daha düzgün bir görüntü olacak. Şimdi benim omzumda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane örneğim kaldı. 10 örnek. Bir tane daha kesme yapmak istiyorum. Son bir kesme daha yapayım. Daha sonra kesme yapmayacağım. Düz öreceğim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. O son bir kesmemi yapmak için burada fıstığıma yine bir tane ikili trabzan yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Yine örneğimi devam ettirerek örüyorum. Koltuk kısmını örüp gelelim yaka kısmına. Artık bu son eksiltmemiz. Bundan sonra başka yapmayacağım. 9 örneği düz öreceğim. Evet, son sırama geldim. Son fıstığımın üzerine yelpazemi yapıyorum. Artık bu son eksiltmem. Daha fazla eksiltme yapmayacağım. Z şeklinde bir verevlik verdim. Ben 4 kere yaptım eksiltmemi. Bir zincir çekiyorum. Tığımı dolayıp üçüncü zincire batıyorum. Trabzanın üzerine değil de kenar zincirime batıp gevşekçe bir trabzan yapıyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3. Aa, pardon. 1, 2, 3. 3 kere yapmışız eksiltmemizi. Evet, 3 tane tekli trabzan sırası yaptım. Ara sıraları saymadım. Bu şekilde eksiltmemizi yaptık. Ah evet, 4 tane. 4 tane yapmıştım diyorum. Çok özür dilerim. Bir tane de tek trabzanım burada var. 1, 2, 3, 4. 4 tane yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de omuz örneğim kaldı. Eğer benimle aynı beden yapacaksanız.
yapacaksanız, aynı hissatı numarasıyla yapacaksanız, şimdi buradan sonra bu 9 örneğimi arka sıramın sayılarına denk gelene kadar, 51 sıra olana kadar dümdüz örüyorum. Diğer önde de aynı işlemleri yapacağım ve daha sonra dikerek birleştireceğim omuzlarımı. Evet, şimdi hırkamın kollarını örmeye başladım. Önleri bitirdim. Önleri ve kolları dikişle birleştireceğim. Yani kolları da bilek kısmından örmeye başladım. Başlangıcı tıpkı ön parçanın aynısı olarak yaptım. 13 tane badem üzerine örneğimi kurdum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 örnek sırası tıpkı ön parçam gibi ördüm. Şimdi iki yandan arttırma yapacağım. Size bu arttırmaları gösteriyorum. Kurulum aynı ön parça gibi olduğu için tekrar o kısmı göstermiyorum. Şimdi şu fıstık sıralarında arttırma yapıyorum. Bakın en son fıstığımı yaptım. Yani fıstığın üzerine yelpaze gelecek. Ben şurada arttırmamı yapıyorum. Tığımı dolayıp şu kenara bir fıstık yapacağım. Bir fıstık bir yelpaze olarak ilerliyoruz ya. O yüzden ben fıstıkla başlamaya dikkat ettim. Bakın buraya bir fıstık yaptım. Şimdi buraya yelpaze gelecek. Bir zincir çekiyorum. Buraya iki tane ikili trabzan. Bir zincir, iki tane ikili trabzan yapacağım. Bakın burada kenardan bir tane fıstık arttırmış olduk. Eğer burada kenarda yelpaze denk gelirse birden çok genişlemiş oluyor. Şimdi bir üst sırada da yelpaze olduğunda böyle iki kademede genişlemiş gibi daha hoş bir görüntü olacak. Şimdi sıra sonuna kadar örneğimizi aynen örelim. Sıra sonunda da bir arttırma işlemi yapacağız. İki tarafında aynı olması için. Evet, şimdi sıra sonuna geldim tekrar. Bakın kenarda son fıstığım vardı. Fıstığımın üzerine yelpazemi yapıyorum. Sıra başında bir tane örnek arttırmıştık. Bir zincir çekiyorum yine. Şimdi yelpazemi yaptım. Bakın şurada kenar zincirimiz vardı. Dolayıp bu kenar zincirime bir tane fıstık yapacağım. Bir, iki ve üç. Çektim. Yine bir zincir çekip aynı yere batıp bir tane kenar trabzanı yapıyorum. Bakalım şöyle, bakın. Çıkışta bir fıstık yaptık fazladan. Başlangıçta da fazladan bir fıstığımızı yaptık. Şimdi 3 zincir çekelim yine. 1, 2, 3. Döndürelim. Yine fıstığımızın üzerinden örneğimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi yelpaze yapacağız fıstığın üzerine arttırdığımız. Burada dikkat etmemiz örgünün bozulmaması. Başlangıçta arttırmayı yaparken bir önceki örneğe göre yapacağız. Bakın burada en son fıstık örmüştük. Bunun üzerine yelpaze geleceğine göre ben burada arttırmamı fıstıkla yaptım. Ve ben hep fıstıkla yapmayı tercih ettim. Çünkü dediğim gibi yelpaze ile arttırdığımda birden genişliyor. Böyle daha kötü bir görüntü oluyor. O yüzden şöyle iki aşamada arttırır gibi yaptım. Şimdi yine sıra sonuna kadar örgümüzü örelim. Aynı bir yelpaze, bir fıstık şeklinde. Sıra sonunda yine göstereceğim size arttırma yerini. Şu şekilde, bakın şöyle bir V'lik oluşturdu. Eğer burada yelpaze denk gelseydi daha geniş bir görüntü oluyor. Şöyle daha iyi oluyor. Zaten bu karşılıklı olarak dikildiğinde kapanıyor bu kısım. Sıra sonuna kadar örelim. Şimdi sıra sonuna geldim. Bakın tekrar şu arttırdığım fıstığımın üzerine yine yelpazemi yapıyorum. Şöyle kenar trabzanından ayrı olarak. Buraya yelpazemizi yapalım. Bir zincir çekip bu zincirimize yine kenar trabzanımızı yapıyoruz. Kenar trabzanlar önemli. Onları unutmayalım. Başlarken 3 zincir çekip kenar trabzanımızı yapıyoruz. Çıkışta da bir tane ikili trabzanla. Bakın şu şekilde hafif bir verevle tıpkı yaka arttırır gibi diyebiliriz buna. Bir arttırma yaptık 10 sıra sonra. Şimdi ben 10-12 sıra daha öreceğim. Tekrar böyle bir arttırma yapacağım.
Bu şekilde yapacağım aynen arttırmalarımı. İki taraftan da birer örnek arttırdım. Kol boyunca 2-3 kez, en fazla 3 olur diye düşünüyorum. Ama ben kolum bittiğinde size toplamda kaç arttırma yaptığımı söyleyeceğim. Daha sonra da gövdeye dikeceğiz kollarımızı. Bu şekilde örmeye arttırmaya devam edelim. Evet, kollarımızı 13 badem üzerine başlamıştık ve ilk arttırmamızı birlikte yapmıştık. Şimdi bu arttırmadan sonra ilk arttırmamla beraber 1, 2 ve 3. 3 tane arttırma yaptım toplamda. Arttırmalarımı hep bu son fıstık sırasında yaptım. Yani şu başa fıstık gelecek şekilde yaptım. 10 sırada 11 sırada 1 yaptım. Burada 11 sırada fıstık denk geldi. Burada 10 sırada denk gelmişti. 10-11 sırada 1 arttırma yaptım. 3. arttırmamdan sonra da 3 sıra ördüm. Kolumu ölçtüğümde kol boyu benim için yeterli olmuştu. O yüzden daha fazla örmedim. Arttırmayı detaylı göstermiştim. Siz arttırma sıklığını veya uzunluğunu değiştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin kol ölçünüze ve kol boyunuza bağlı. Şimdi hırkamı dikmeye başlayacağım. Şu şekilde önce arka parçamı koyuyorum. Şöyle. Önlerde iplerimi bırakmıştım. Şöyle arka parçamın üzerine ön parçamı yerleştiriyorum. Ben ön yüzden dikiyorum. İpimi geçireceğim. Biraz tüylü bir ip olduğu için dikerken dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü oh, çok pardon, buradan ön parçam söküldü. Orayı sabitlememişim. Hemen orayı sabitleyelim. İlki zincir çekelim. İpimizi çıkaralım. Dikerken ipim tiftikli olduğu için biraz dikkat ediyorum. Takılmaması için. Çünkü tiftikli ip çok zor sökülüyor. Şimdi bu karşı tarafa ipimi önce geçiriyorum. Şöyle birbirine bir sabitliyorum. Daha sonra da her zaman diktiğim gibi şöyle ilmek ilmeğe karşılıklı örgümü dikiyorum. Şu şekilde ilmek ilmeğe gelecek şekilde dikişimizi yapabiliriz. Şöyle bakın. Omuzlar zaten aynı sıralarda bitirdiğim için fıstık fıstığa, yelpazelerde yelpazelere denk geliyor. Şu şekilde hiç dikiş izi de belli olmuyor. Şöyle omuz kısımlarını birleştiriyoruz bu teknikle. Evet. Ön parçamla omuzlarımı arka parçamla omuzdan birleştirdim. Şöyle yaka kısmı bakın. Şimdi şu omuz kısmını şu şekilde açıyorum. Kollarımızı dikeceğiz buradan aşağıya doğru. Ben genelde kolları şu omuzdan ilmek çıkarıp örüyordum ama bu sefer aşağıdan yukarı doğru örmek istedim. Hem değişik bir teknik olsun hem de bu hırkanın örnekleri böyle hep önde de arkada da kollarda da yukarıya baksın istedim. Aynı olsun. Şu şekilde kol parçamı alıyorum. Şöyle ön ve arkam. Bakın burası tam ön ve arkamın ortası. Şurası tam ortağı. Ben de kolumu alıp şu şekilde yerleştiriyorum. Ama şöyle mezuramı da alıyorum. Bunu tam ortalamam gerekiyor. Öne ve arkaya eşit kalması gerekiyor. Benim kolum tam 39 santim, yani 19,5-19,5 olması gerekiyor. Şu an tam koyduğumda ortalamışım zaten, bakın 19,5. Ve ben buraya tam ortayla 19,5 olan yeri sabitlemek için şöyle ilmek belirleyici takıyorum, kaymasın. Bir tane de şu son kısma takacağım. Şöyle görelim.
Sonda geldiği yere takacağım kaymaması için. Evet. Şimdi aynı teknikle şöyle iğnemle şu başlangıçtan başlayacağım. Bakın. Şöyle şuradan başlayacağım. Koltuk altını şu işaretlediğim yere kadar dikeceğim. Daha sonra da kolumuzu ikiye katlayıp yan taraftan kol altını dikerek birleştireceğim. Ve hırkam bitmiş olacak. Daha sonra da size ön kısmı göstereceğim. Ön yaka patını anlatacağım. Evet, hırkamı dikmeyi bitirdim. Şu şekilde etek uçlarından da başlayarak koltuk altından diktim. Şimdi bir tek kenar oyası kaldı. Şu yaka kısmına kenar oyası yapacağım. İlmeğimi hazırladım. Kenar oyasında çok basit bir şey yapacağız. İlk önce burada zincire batıyoruz. Şöyle. Zincirin içine batarsak ilk başlangıçlarda kayma olmaması için daha iyi olacaktır. Buradan ilmeğimizi geçirdik ve bir zincirle sabitledik. Şimdi tığımı doluyorum. Batıp bir tane tekli trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Batıp tek seferde çekiyorum. Doluyorum. Batıp tek seferde çekiyorum. Böyle tekli trabzanlar yapıyorum. Yalancı sık iğne de diyenler var. Tığımı doluyorum ama tek seferde çekiyorum. Doladım. Tek seferde üçünü birlikte çıkardım. Bu şekilde iki ön parça ve ense arasından git gel yapacağız. Ben bunu biraz geniş 2-3 parmak kalınlığında kenar patı olarak yapacağım. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Altları bademle başladık. Altları ve kol ağzına herhangi bir işlem yapmayacağım. Kenarlarına da bu yalancı sık iğneleri yapacağım. Tığımı doluyorum. Alıp tek seferde çıkıyorum. Tek yaptığım işlem bu, bakın. Bunu birkaç sıra boyunca, yaklaşık bir 10 sıra boyunca yapacağım. Bittiğinde yine görüntüsünü göstereceğim sizlere. Hırkamla ilgili tüm detaylar bu kadar. Bunun dışında başka hiçbir işlem yapmayacağım. Kenar oyasında yaptığımızda ön patını hırkam bitmiş oluyor. Umarım beğenip seversiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.